İftarda kola içince bir anda aşırı huzur bulan aile reklamlarından da anlayacağımız gibi Ramazan geldi, sofralar şenlendi efendim. Umarız artık bazı soruların cevap bulduğu bir Ramazan olur. Çünkü milyonlarca yürek tek soru. Sakız orucu bozar. Sıradaki haberimiz Çankırı'dan efendim. Çankırı'da kendine öğretmen diyen bir kişi 19 Mayıs törenlerinde öğrencilerini şakalaşıyorlar diye feci bir şekilde dövdü. Gücünün yettiği küçük çocukları döven o kişiye öğretmen diyemiyoruz. Çünkü öğretenin sabrı olur, tokatı değil. Ve sevgili seyirciler, Ne Haber'den dev bir hizmet. Evet, hiçbir haber kanalının yapamadığı bir şeyi yapıyoruz. Gündemi olduğu gibi açıkça, objektif bir şekilde değerlendiriyoruz. Dün Ankara'da... Gördüğünüz gibi isteyince oluyormuş efendim. Şimdi her Ramazan'da hep şu konuşulur. Nerede o eski Ramazanlar? Biz de düşündük, nerede o eski Ramazanlar konusunu kimle konuşabiliriz, kimle konuşabiliriz dedik. Ve yaşayan en yaşlı insanla bu konuyu konuşmak istedik. Alkışlarınızda Naime Hanım geliyor efendim. Aziz! Oğlum gelsene beni burada. Ah. Pardon tabii kendisi. Nasıl geleyim tek başına? Doğru doğru, affedersiniz. Nereden geliyorsun? Hiç kalkmayın, siz rahatsız olmayın. Ben zaten kalkamıyorum. Gel. Şunu kaptırmadım. Evet efendim. Yerleşti beni. Evet. Peki sağ olun. Orada mı kalmış? Orada at torbanın içine. At, evde koyarım onu şeyi. Neydi acaba bu, nerenizdi bilemedim tabii. Valla ben de bilmiyorum. Her tarafım dökülüyor. Evet, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk canım benim. Ne oldu o Ramazan'da? Vallahi... iyi miyim öf? O Ramazanlar, Hüseyinler hep öldü be oğlum. Seni haberin yok mu canım? Ya ama efendim, siz ondan bahsediyorsunuz. Yok, diyorum ki yani nasıl geçerdi Ramazanlar, eski Ramazanlar? Bu gözünüz açılmıyor efendim artık. Dur. Abi yapmayın. Açılmıyor. Aa, eski kocam gelmiş. Pardon, bağışlayın. Nasıl geçerdi Ramazan? Ay, Ramazanlar çok şenlikli geçerdi. Hı-hı. Çok güzel sofralar kurulurdu. Padişah da hep beni çağırttırırdı ki yemekleri ben yapayım diye. Ha, siz padişahları tanıyordunuz. Tabii canım, o Ramazan yemeklerini hep ben yapardım. Orhan Osman çok tatlı çocuklardı. Tabii çok efendi çocuklardı, çok saygılı çocuklardı. Ondan sonra hatta bir gün ben bir yemek yaptım. Sağ olsun padişah çok beğendi. Öyle mi? Neydi acaba yemek? Hünkar beğendi. Tabii canım, onun ismi oradan geliyor. Siz yaptınız Hünkar Bey. O kadar yaşlıymış diyoruz. Gerçekten harikaymış. Tebrik ederim. Naime Hanım. Ayağıma bir sıvı geliyor efendim. Ne yapayım oğlum, ben bu saatten sonra nasıl gideyim şeyi? Siz bıraktınız. Gelince bırakıyorum oğlum, ben ne yapayım artık, ayrıla daha. Kusura bakma artık. Allah, alem siz, Allah geçinden versin. Ne? Ya oğlum söyleme Allah aşkına şöyle şeyleri Aziz. Vallahi gelmem bir daha programına ha. Ben bir sela duyunca acaba şimdi hangi şanslı gitti diye gözlerim dolar bir insanım be. Vallahi beni sinirlendirdi, karaciğerim yer değiştirdi. Nerede o? Şimdi kim bulabilecek seni? Onu bul bakalım hadi. Ama yine kendi kendine bir çalışma sistemi var. Var. Bozulmuyor. Ben size ne soracağım efendim? Soracağım. Günümüzde mi? Size göre, yani sizin için Ramazanlar nasıl geçiyor? Bayramda ne yapıyorsunuz mesela? Vallahi ne yapayım be oğlum? Akraba ziyaretleri işte. Allah'tan hepsi aynı yerdeler de çok kolay oluyor. Aman ne güzel. Ya, aynı sitede mi oturuyorlar? Hmm, Karacaahmet sitesi. Oğlum hepsi öldü. Akraba mı kaldı? Kabristan'a gidiyorum işte. Sizin için de zor oluyordur. Çok zor oluyor. Her bayram 3 ton su döküyorum. Vallahi en son belediyenin itfaiye aracıyla anlaştık. Böyle hortumla suluyorum aracımı. Ne yapayım? Ay. Hanım,
Ne oldu? Ay, karaciğerim iflas etti. Aa, yürü. Ha, bak gidiyor oraya. Orada ört. Koş şunu torbanın içine ört. Torbada mı topluyorsun? Hepsini topluyorum ya. Ay, burada da bir şey var. Bu... Onu oğlum, onu sokma içine be. O dışarıda durması gereken bir şey. Orası... Ben sormuyorum. Ha, fazladan var. Ne yapacağım? Sizde evet, bu organlardan fazladan var galiba. Fazladan. Hepsinden üçer beşer tane. O yüzden ölmüyor. Maşallah işte. Maşallah. Üç tane böbrek, beş tane mide. Yetti artık hepsinden, ne yemin ediyor. Başka neden üç tane var söyleyeyim mi sana? Hayır ya, ben anlayamıyorum. Konu dönüp dolaşıp her seferinde buraya nasıl gelebilir ya? Gelir. Gelir. Aa, güzel ya. Çocuksun. Anlayışsız. Çok geceyim efendim. Vereyim bir tanesini, götür evi. Ne yapacağım? Allah Allah. Ne yapacağım? Hayır. Onu fazladan fazladan. Dursun, dursun efendim, dursun. Bu Ramazan'dan neler sen bekliyorsun? Sen yine cebini koydun. Ya ama lütfen. Şey bilirsin, ne yapayım? Bu Ramazan'dan neler bekliyorsunuz? Lütfen konumuza dönelim. Bu Ramazan'dan artık öleyim bekliyorum. Kadir gecesi oğlum, öyle deme. Bütün dualar kabul oluyormuş. İnşallah ben de dua edeceğim. Bir Ramazan daha kaldıracak gücüm benim kalmadı. Naime Hanım. Naime Hanım. Ay. Naime, ay. Aziz. Çok bak korktum. Beni yeni ölmüncükladın, libidomu arttırdın, atreksiyon yaptırdın, kaldırdın beni ya. Ne güzel, şurada belki de ölecektim ya. Ya olur mu öyle demeyin, ne olur. Yaşamak güzel şey ya. Yaşamak güzel mi? Ay bay bay, sen insanı öldürürsün. Hepsi ben de arada tabii. Sen güzel insanı öldürürsün. Sen insanı öldürür müsün? Al şunu, vur beni. Al oğlum. Ben yapamam efendim. Gerilme oğlum. Vur işte. Allah Allah. Yapamam efendim. Şey mi olur ya? Bundan gerildiysen şu evin anahtarını bırakayım sana. Gece gizlice giy beni, bu. Ben yapamam öyle şeyler efendim. Yapamam. Dur. Şu zehri kulağımdan akıt o zaman. Kulağından mı? Hemen gidivereyim diye. Yaparsan oğlum, günah. Ben yapamıyorum. Sen yap. Bana günah değil mi bu? Sen daha gençsin, ödersin. Çok teşekkür ederim. Ben yapamam efendim. Benim yaşlara saygım sonsuzdur. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? O zaman bir zaman böyle ekstrem heyecanlar yaşamak istersen ilk beni öldür, olur mu? Aa, olur, tamam. İyi misiniz? İyisiniz değil mi? Ben, yardım diye. Daha kötüleşmeden Naime Hanım'ı alkışlarla uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Bunları da alabilir miyiz lütfen? Nereye uğurluyorsun oğlum? Tek başıma gidebiliyor muyum? Ben kapat, doğru. Beraber gidelim. Peki. Bir sonraki Ne Haber'de görüşmek üzere efendim. Esen kalın. Evet. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.